Sayın izleyen, bir saniye videoya geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Beni çok sevindirirsin. Ben bu videoları çok seviyorum. Çok komik oluyor çünkü bence. İstemeden böyle doğal bir komiklikleri var. Hep beraber bir gülelim istiyorum ya. Ama video başlamıyor. 2023'e girmek gerçekten çok büyük bir skandal bir şey. Neden dese en basit ya. Kendi Okey. arabamızı çıkaramıyoruz piyasaya. Niye? Çünkü bunlar madde. Chat'te de bu videolar YouTube'a geliyor bu arada. Hi YouTube yazmayı unutmayın. YouTube'dakilere söylemek neyi söylemek istiyorsanız onları yazın Twitch'ten. Arasında kendi ağır silahlarımızı kendi içerimizde çıkaramıyoruz. Hangi maddeler arasında? Bir, yeraltı kaynakları. Nerede yazıyor efendim bunlar? Oğlum bir şey soracağım. Lozan Anlaşması'nı yazanlar bile bilmiyor bunları ya. Ben kafayı yiyorum ya. Sisteme girin görürsün. Bunlar hala şey dedi mi WhatsApp'tan gelen mesajlar böyle toplu mesaj atılıyor ya, bu mesajı işte Lozan'ın gizli anlaşmaları ortaya çıktı diye böyle sararmış bir sayfada şeyler yazıyor ya işte borç çıkaramaz falan yazıyor. Sisteme. Ben size şöyle anlatayım. İnanıyorlar. Lozan Anlaşması'nı biliyorsunuz. Lozan Anlaşması hepsinde geçiyor bu. Yok efendim. Lozan'da böyle bir şey yazmıyor bu arada. Var. Yok. Lozan'ı okudunuz mu? Lozan Anlaşması'na biz baktık. Biz baktık. Ben ve derneğim baktık. Sefercim hoş geldin. Lozan Anlaşması'na baktık. Lozan Anlaşması'nda 23 tane madde var. Bizim şu anda kullanamadığımız şeyler, mesela en basit söyleyeyim. Ben elektrikli araba patentini aldım. Onaylandı patent. Oğlum Elon Musk'la Dünyada bir konuşuyormuş. tek patent bende var ama gel üretimini yapamıyorum. Ne dediler size üretim yapmamanız için? 2023. Lozan mı var? Ne dediler? Siktir git dediler falan değil mi? Dediler. 2023'ü gösterdiler bana. 2023'ü geçtikten sonra bana 2023'ten sonra geldi istediğini yapabilirsin Oğlum dedi. bir şey söyleyeceğim. Biz TOG'u nasıl çıkardık o zaman ya? TOG üretimde değil mi şu an? Kardeşim şimdi değil, Lozan var sonra geldi. Basit ya. Doğu bölgelerinde, Güneydoğu'da bir dünya bizim petrolleri mi çıktı? Niye çıkaramadık? Her şey Peki diğer 2023. doğal kaynaklarımızı nasıl çıkarıyoruz? Mesela kömür, mesela altın. Evet, altın da çıkaramıyoruz şu anda. Çıkarıyoruz efendim. Şu anda onu da çıkaramıyoruz. Öyle mi? Evet, çünkü o da maddeye takıldı. Bugün en basitinden söyleyeyim. Bakın ben aynı zamanda bu konuyu çok iyi araştıran bir kişiyim niyetinde. Altın madem çıkıyorsa neden şu anda bir çeyrek altın 1 milyar küsür? Hangi Söze gerek yok. Sözün bittiği yer. Sözün bittiği yer. Doğru konuşuyor. Doğru konuşuyor. partiye oy vermezsin? Parti. Kimse duymasın. Düeller beni AK Parti. Sarma var. Sarma içer misin? Kanka sarma dener misin? 2020 bir dakika gel bakayım neymiş 2023'te? 2023'te Allah izin verirse devletimizin yanında olacağız. Devletimizin yanında olduğumuz zaman. Ya 20 yıldır yanında. 2020 milletin ya. Hayır 2023'ten sonra Allah'ın bu razı işte dersen. Cahillik Hayır cahillik işte. Alakası yok. 2023'ün özelliği ne abi? Neymiş Nasıl? özelliği ne ya? Ne olacak ya? 2023'te ne oluyor? Şu anda örnek veriyorum ülkemizin üzerinde büyük oynanan oyunlar. Oğlum şu an paralel evren gibi lan. Normalde dayının savunup bu adamın savunmaması gerekiyor. Şu an tam tersi bir olay var. Beynim de algılayamadı yani. Var. Mesela bu ya şeker kendi Ne ülkemizde üretiliyor. zaman var kardeşim? Bu Hayır. hep bu Şeker aynı kendi laf ülkemizde aynı. üretiliyor. 72 yaşındayım beni dinle. Hep aynı laf, aynı uydurma. Ülkemizin üstünde bir şey. Hep dedikodu safsata ya. Buna Allah'ın insan izniyle akıl ülkemiz eder ya. iyi yerlere çıkacak eminim ya. Ya kötümserim zaten ortam İyimser kötü. olacağım biraz bardan ben affedersin iyimser olayım. O kadar haklı ki. O kadar Lava haklı ki. bakala ya. Abi Ya 2023'te ne aşkı nereden bekliyorsun? yapacaksın? 2023 May dedem ya, benim dedem. Hiçbir Nasıl şey nerede bekliyorum. yapacaksın Fakirlik abi? bekliyorum. Aşk Fakirlik. nerede yapılır abi? Nerede yapılır? Para Sadece olursa, para olursa ceptikçe yere konuyorum çıktı. Ne dediğini anlamadım. Para olursa ceptikçe yere konuyorum çıktı. Öyle diyorsun. Öyle tabii ya. Allah ama... ne diyor bu? Ne diyor? Ben de Ne anlamadım. abi? Öyle diyor biliyor musun? Ne diyor abi? Para avucuma da yere kamcıma diyor. Ne diyor? Bir dakika. Hadi.
Gel gel. Para diye avcıma, yere kamcıma. Peki. Adam da söylemeyeyim diye 10 kere söyledi ya. Siz ne düşünüyorsunuz enflasyon hakkında? Güzel bir şey. Enflasyon mu? Dünyaya baktığımız zaman. Ya hanımefendi, siz gördünüz mü? Biz enflasyonda Avrupa'da birinciyiz ya. Avrupa bizi konuşuyor. Güzel bir şey. Türkiye birinci oğlum. Çok iyi yerdeyiz. İyi yerde miyiz? Çok süper yerdeyiz. Peki ne kadar? Dünyanın ortalama hayat pahalılığı ne kadar? Dünya bize muhtaç. Dünya bize muhtaç. Evet, biz Türk'üz. Dünya... Ne gibi bir muhtaçlıkları var dünyanın bize? Mesela? Ne ararsalar bizde. Mesela? Mesela şu anda dünyanın en güzel zenginlikleri bizim elimizde. Bizim hiç işlenmemiş toprağımız var. Yaşa. Neyi var? Neyi var? Ama dayıda North Face var. Çakma mıdır değil midir? Şimdi onu merak ettim. North Face'ler bunlar 7000-8000 lira değil mi? Benim bildiğim. Dayı konuşuyorsa bir bildiği vardır galiba, ne bileyim. Hiçbir şeyleri kalmadı. Yok mu? Yok. Kardeşim, rapçiler bu North Face'ler için şarkı çıkarıyor ya. North Face'leri alabilmek için. Çoraplarımıza muhtaçlar şu an. Çoraplarımıza? Da, bunlara... Biz yerli ne üretiyoruz? Ney mi? Havaya baktığında görürsün, bize soruyorsun bunları bile. Biz ne üretiyoruz abi? Oksijen üretiyoruz yerli. Şu an siz de evinizde mesela oksijen üretiyorsunuz ya. Tabii bazı beyinlere ulaşamadan üretiliyor onlar. Şerloç'um hoş geldin bu arada. Noktayı koydu 12. ayı. Bir yıl olmuş, hoş geldin aramıza. Bir dakika. Bakın, cam büfeden tutun park yerine gidene kadar 1,5 saat süre geçti. Tamam, çok kalabalık nüfus. Hani araba alamıyor diyorsun. Ya, soralım, herkes araba kuyruğunda burada. Herkesin arabası var mı? iPhone 14 kuyruğuna giriyor mu herkes burada? Sen de siyaset yapmıyor. Sen zenginlerden örnek veriyorsun. Hayır, abi alakası yok. Asgari ücretle çalışan da var. %50'si asgari ücretle çalışan. Ya amına koyayım. Bak şimdi, ben konuşturmayın ya. Ulan ben bu iPhone 12'yi almak için 22 senet yaptım ya. Niye aldım söyleyeyim. iPhone 6 vardı, kullanılmıyordu. Ben de dedim ki influencer olacağım, ünlü olacağım anne. Dolandırdım, annemi dolandırdım ya. Kendi annemi dolandırdım. 22 tane senete imza attırdım ya. Ben bunu ödeyeceğim diye götüm çıktı ya. Yapmadım, bir tırsızlığı kalmadı, şey kalmadı ya. Bir alkışlayabilir miyim? Yatırım bro. O zaman şunu diyeceğiz. Yani senin araban var mı altında? Araban var. Arabam var. Benim yok. Bak, arabası yok. Ben diyorum ki ben klip aldım ben risk aldım. Ticaret yapıyorum. Ben risk aldım. Araştırdın, şansı döner mi? Bir şey söyleyeyim. Hayatında ya bu zamana kadar, bu yaşına kadar kaç tane dünyanın en salak argümanı ya. Sana ne kattı? O zaman uygulamamışsın. Uygulamadığımı nereden biliyorsun? Ha, tamam, sen diyorsun ki yok diyorsun. Yok. Tamam yok diyorsun. O zaman şakaydı bu arada, söyledim. Hayır, ben az kitap okuduğum için bu araba alamadım. Ciddi yalanlar oldu chat'te. Kıyafetini anlamıyoruz ki sen. Likayat. Ya likayat dediğimizde ben ehliyetimi almışım ama araba sürmeyi bilmiyorum gibi bir şey oluyor bu. Kimse merdivenleri kardeşim elleri cebinde çıkmadı. Başarı asla tesadüf değil. Ya, araba almak zenginlik bir şey değil artık. Bunu anlayın yani. Ben sağlık sana geçim söylüyorum ama sen... Ama bak, lafı değiştiriyor. Böyle yaparsan konuşamayın. Tamam, konuşalım da sen 99'a rahatsızlandım diyorsun. iPhone 14 vereyim ama boş senede imza olur. Tamam sen anlat. 99'daki rahatsızlığını anlat bize. Tamam. Bu çocuğun tek ya. Bunlar böyle kanı koyuyorlar, amına koyuyorlar. Beş kişi bir anaları sik. Böyle. Alım gücümüz olmasa ekmeği çöp atar mıyız? Bunu dayı Tinder profilini mi gösteriyorsun? Anlamadım, dayının tutuş ne ya? Sağa kaydırıyor. Nasıl bu kaydırılımı Tinder profilini gösteriyor? Madem çeken arada söylüyor. Alım gücümüz olmasa ekmeği ben 10 liraya çıktım. Fakir nerede? 10 lira oldu. Yok mu fakirlik? Var mı? Dönme. Hani ya? Hala işte bunlar fakir mi? Aa, konuş bak ayağında. Yeni mi çolabı oldu? Yok. Yeni mi oldu? Eskiden olsun. Yok hani muydu? Ne kendi kendisi? Aa, bak çolabı yok ayağında. Bedava maşallah. Grindr profili. Aa lan bak fakir arıyorsan bak. Ben bedava maaş almadım. Konuşma. Ne oldu? Elden çalıştın. Ben bedava maaş almam. Köyden bedava pirinç geliyor. Kira yok, bulgur yok. Şey makarnalar bedava, anlatayım. Bak fakire bak. Valla bak, ayakkabı yok. Fakir bu. Fakir mi arıyor? Gel abi. Papa. Konuş abi, gel buraya. O zaman konuşmuş lan işte. Kalkmış fakir yokmuş. Oğlum fakir lan. Kızı da rencide etti bu arada. Bak fakire. Belki kız hani... Şimdi biraz saçma olacak ama belki moda için böyle bir atılım yaptı kendini göstermek için. Kızı da herkesin içine bak fakire bak. Fak fakir. Çocukların psikoloji gitti, anladın mı? Çocuğun yüzünde fakir diyorlar ya, çocuk anlamıyor galiba ama Türkçesi yok. Büyük ihtimal. O zaman konuş. Hani yani fakir yoktu. Birisini ben giydireyim, birisini gel ben giydireyim. Gel lan giydirmeyin yavuşak. Yavuşaktır.
Yankee diye tabir ettik. Madde bağımlısı. Böyle mi? Amca bu vintage yalnız. 80'ler. Gençler dışarılarda. Kafamı bilin ya. Size bir şey söyleyeceğim. Ayağındaki dona bak, ayakkabısına bak, tamam mı? Ne kaçıyorsun? Kaç para abi senin ayağındaki ayakkabı? Bu ayakkabı 110 lira. Ne? Tamam, 110 lira. Ver abi. 110 lira. 110 lira. Ne 110 lira? Ha? 110 lira. Benimki 50 lira. Ne konuşuyorsun? Burada... Sen 110 liralık ayakkabıyı mı çok görüyorsun? Bak burada trivia yapmayın. Alkol kullanmayın bu arada. Alkol kullanmayın. Bak burada, bak siz burada... Bak. 110 liralık ayakkabıyı çok tamam, görüyorsan beyefendi, senin beyefendi, şey yapmayalım. Bitmiş demek. Beyefendiyle bir alakası yok. Tamam mı? 110 liralık ayakkabı giydiğiniz zaman bu devirde şey ayaklarınız erimeye başlıyor yavaş yavaş ve şöyle ayakkabınız ayağınız ayakkabıya dönüşüyor. Anladın mı? Artık belli bir süre sonra ayağınız ayakkabı oluyor. Öyle bir etkisi olabilir yalnız. Burada yavaş yavaş bacağınızı kesmek zorunda kalabilirsiniz yani. İçkiye verecek parayı gidip ayakkabı alabilirdin. Ne diyorsun? Niye nasıl? İçki içiyorsun? İçki içecek parayı gidip biriktirip ayakkabı veya üst ben alabilirdin. Alıyorum, sus kız. Alıyorum. İyi de diyebilirsiniz, kötü de diyebilirsiniz. Tamam. Ben memnunum diyebilirsiniz, memnun değilim diyebilirsiniz. Ben bu memnun herkesin... değilim. Evet. Memnun değilim. O arkadaş da memnun değil, sen ona niye çatıyorsun mesela? Ben ona niye çatıyorum? O yanlış söylüyor, onu söylüyorum. Çok güzel bir laf vardı. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Tamam mı? Cahille sohbet edersen tamam mı? Senin mahkemen tamam mı? Senin mahkemen affedersin boktan çıkmaz. Bu... Kimse anlamıyor. Bu benim yayınlardaki halim gibi ya. Ben bir şey söylüyorum ve kimseden tepki yok ya. Aslında yani ikisi de aynı şeyi konuşuyor. Tamam. Öyle mi olmuş kanka? Bu kadar nettir yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu kadar insanın içinde... Abi ben bak ben de sana bir şey söyleyeyim. Bu kadar insanın içinde yüreğin, bir dakika yüreğin yiyorsa önünü dirine sikeceksin, tamam mı? Hayır, hayır, tamam hayır, hayır, hayır. Yapma. Hayır. Dayının da a**larım, senin de a**larım. Buyur kardeş. Kafamı bozma beni. Buyur kardeş. Bak içmiş miyim? Buradaki kız kardeşler var, kız kardeşler. Ya oğlum ya şu... Allah Allah kardeşim, TikTok çekim yeri değil burası. Ne yapıyorsun sen ya? TikTok mu çekiyorsun? Bu ne? Dayı hayırdır sen? Dayı hayırdır? Oğlum ne oluyor ya? Hayır, öyle, ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Burada bayan var. Tamam beyefendi. Bayan varsa bayan. Burada bayan var. Dün köyden gelmişsin. Ya benim için diyorum bak. Sonra bizden biliyorlar. Anladın mı kardeşim? Sen... Ya keşke bıraksaydı ya. Keşke bıraksa da şu çocuğu. Ne olacak merak ediyorum ya. Hayır şunu. Zaten 50 kilosun birader ya. 51,2 kilo falansın ya. Neyi döveceksin ya? Ne yapacaksın? Bu artistlik ne? Bu özgüven nereden geliyor abi? Ben kafayı yiyorum. Saçı böyle kesen, kaşa çizik attıran da bu özgüven nereden geliyor? Ya bak İstanbul'a gelmiş Adanalı bu ya. Şey Falcon işte bu. O çocuk ne biliyor mu? Olayı merak edip gitmiş böyle orada bekliyor olay çıksın diye. Harbiden o yani. Sen ne diyorsun? Burada bayan var. Sen ne diyorsun? Burada bayan var. Vatandaşlar tepki oluyor. Köyden gelmişsin. Ya benim için diyorum bak. Sonra bizden biliyorlar. Anladın mı kardeşim? Sen Avrupa'yı biliyor cebinde musun? Bıçak oluyor. Özgüven oradan geliyor. Yani o da zaten sokak dilinde şeydir. Eğer cebinde bıçak varsa yumruklu kavgaya götürüyorsan götsündür yani. Anladın mı? Şeysindir. Adil bir savaş değil o çünkü. Korkaksındır yani. Falan böyle sokak kavgalarının kralıymışım ben. Nerede mevzu var ben oradaymışım. Yaş kaç senin yaş yaş? 22 abi. He? 22. Ha. Gençler şımarık hepsi. En iyisi Recep Tayyip Erdoğan. Dünyada ondan evet. Başka yok. Kılıçdaroğlu'nu getirdin mi taşaklarını taş etmek için cilet bile bulamazsın. Şimdi şöyle bir şey var. Ben de bu içeriği yapmak istiyorum abi. Mesela AK Partili bir dayıya gittim mi? AK Parti'yi öv bitir böyle inanılmaz. Böyle yalan yanlış bir sürü şey anlat. Sonra CHP'li dayıya git. İşte yalan yanlış bir şey. Kontentim öyle olurdu yani. Melisa'cığım teşekkür ederim. Hadi eyvallah. Şu altılı masa var ya altılı masa. Evet. Oy yok. Hiçbirisine oy yok. Hiçbirisine oy yok. Verme abi boş ver. Vermeyeceğiz. Ben vermeyeceksiniz. Ben vermeyeceğim. Vatandaş vermeyecek. Vatandaş vermeyecek. Üsküdar'dan evet. Beklemiyordum ya. Üsküdar okey. Üsküdar Bizim yıkılmaz kalemiz Kadıköy abi. Kadıköy'de gördün olanları. Sarhoş'la normal biri tartışıyordu. Üsküdar... Efendim? Vermeyeceğiz, oy yok. Ama nedenini öğreneyim, oy merak et. Oy yok, oy yok. Hiçbirisi oy yok. Yazılım amcam, takıldı. Yazılım takıldı. Amcanın yazılımı takıldı. Nami nasıl? Geçiniyor oy muyuz? Oy yok diyorum sana, oy yok.
Amca dinlemiyor bile. Oy yok. Oy yok. Yazılım takılı ya. Loop'a girdi. Tamam tamam, başka bir şey soruyorum. Geçim durumları nasıl? Emekli miyiz? Tamam oy amcam yok. Yoktur. Tamam. Oy yok. Tamam. Emekli miyiz? Amca şey mi sanıyor? Hani oyunu orada CHP dese yanlışlıkla CHP'ye mi sayacaklar sanıyor? Niye anlamadım ya. Hey Siri. Oy yok. Oy yok. Ölüleri denize atacaklar ha. Ölüleri, ölmüşlerimizi denize atacaklar. Kim yapacak amcam bunu? Devlet yapacak. Mezar yeri yok. Devlete niye böyle bir şey diyorsun amcam? Haşa, denir mi öyle şey devlete? Olmaz. İdare edemiyorlar. Kim idare edemiyor? Milleti. Kim? O idareciler. Hükümet mi? Ulan suya zam yaptınız. Emekliyi öldürdünüz. Nasıl ya? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Amca friendly fire sıkıyor. Farkında mı? Amca şey mi sanıyor acaba? İmamoğlu mu başta sanıyor? Olabilir ha. Şaşırmam. İmamoğlu Cumhurbaşkanı falan. Şu an yazılım karıştı. Yazılımda şöyle bir şey var arkadaşlar. AI falan yazarsanız ileride inşallah. Yapay zeka. Yapay zeka bazen kendi karar alıyor. Mekanizması öyle işliyor. Böyle irrational kararlar deniyor buna mesela. Bu duruma hani yapay zeka beklentinin dışında bir şey yaparsa irrational deniyor ve müdahale edilmesi gerekiyor şu an, anladın mı? Böyle giderse kendini patlatır. Daha ne söylerim? Amca ben anlamadım. Sen ne ya, istiyorsun? Tamam, Amca sen nesin? Bak gördün mü? Geri geldi. Bir reset attılar orada. Oy yok diyorum ben sana. Altılı masa mı bizi bu hale getirdi? Oy yok. Çok. Kadınların, kadınların, çocukların, LGBT'lerin sesini kısmaya çalışıyorsunuz ama susmayacağız. Susmayacağız! Bu seçim, niye seçim meeting'de konuşurmuş gibi konuşuyor ya? Susmayacağız! Helal lan Yusuf. Güzel espriydi. Götünü kıl ol aşkım. Tayyip Erdoğan'ın götünü kıl ol aşkım. Evet, bir Slay Queen. 2000 sondaki abla şeydi. Abi şöyle bir şey var. Yani bu videolar çok komik ya. Çok komik abi, çok iyiler. Ben çok, siz de seviyorsunuz umarım. Antalya'da Türk kalmamış. Bakarız ona. Antalya'dan şaşırdık mı? Derya mı? Abi nasıl kodluyoruz bunları? Kardeşim yaşım kaç senin? Abi Kur'an çarpsın 18. Oynatmıyoruz kardeş. Abi yemin ederim babam yolladı. Ya gerizekalı ya. Sondaki abla yükseldiği şey galiba AK Parti'nin LGBT ile ilgili açıklamaları. LGBT üyesi kendisi. Ona